Settir avret. Bir başka namazın şartlarından. Yani namaza girmeden evvel bir Müslümanın avretini setretmesi lazım. Avret nedir? Setirleriz. Avret utanılacak mahal. İnsanın vücudunda müstehcen yerler. Başkalarına göstermekten hayatı yerleriz. Arapçada Kur'an-ı Kerim'de sevve kelimesi geçiyor. Yasak meyveyi yedikleri zaman Hazreti Adem'den ve Hazreti Havva'dan birden elbiseleri sıyrıldı ve çirkin yerleri meydana çıktı. Onlar da koşarak cennetin yapraklarından üstlerinden öpmeye başladılar. Allah-u Teala o zaman sormuştu. Benden mi kaçıyorsun? Diye, senden kaçınmaz yarabbim. Ama ben çok utanıyorum demiştim. Demek ki vücudun örtülmesi gereken yerlerini örtmek insanın mayasına, cibiliyetine Allah tarafından konmuştur. Fıtrat budur. Doğru fıtrat budur. Onun için fahişe bir kadın bile yolda giderken rüzgar eteğini aniden kaldırsa dilden indirilir ve bundan çok utanır. Otomatikmen. Bu neyin alametidir? Bu örtülme fıtratın gereğidir. Açık yerlerden utanmak insanlığın gereğidir. Ama rüzgar esmediği halde bile bile ayıp yerlerini ortaya koyuyorsa kadın ya da erkek, demek ki Allah'ın yarattığı fıtratı bozmuş, tahrip etmiş demektir. Korkunç bir şey. Yaratılışı, fıtratı bozmuş. Bunun için normalde bir insan ayıp yerlerin görülmesinden utanması lazım. Utanmaz hale gelince bir insan her şeyi yapar. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam fehimden tastahyi tastah maşa. Eğer sende haya yoksa, utanmak yoksa, ar damarı çatlamışsa istediğini yapar. Biz kim kurtulamaz. İstediğini yapar. Onun için bu çağda söylemesi bile bu dayı kaçacak. Nice böyle rezillik ve kepazelikler vardır ki özellikle açıklık, saçıklık ve fuhşiyet cihetinden insanlar utanmıyorlar. Değerli kardeşlerim, namaz kılarken, Beytullah'ı tavaf ederken kadın ya da erkeğin avret yerlerini örtmesi gerekir. Bu avret yerlerini örtmek nereye kadardır? Sonra ikisi de yasaklanan ağacın meyvesini yediler. Arkasından ayıp yerleri görülüverdi. Üzerlerini cennet yapraklarıyla örtmeye başladılar. Ayet-i Kerime. Kur'an-ı Kerim başka ayet-i kerimede قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ buyuruyor Nur suresinde. Habibim Müslüman erkeklere söyler, gözlerini harama bakmaktan kısınlar ve ızlarını, namuslarını korusunlar. Ben böyle tercüme edeyim. Siz işte mevzuyu anlayın. Müslüman kadınlara da söyle, onlar da gözlerini namahreme baktıktan korusunlar ve onlar da ırzlarını muhafaza etsinler buyuruyor. Bu bakılması, yasak olan yerlere bakılmasını Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam göz zinası olarak vasıflandırıyor. Peki bu avret yeri neresidir? Huzu ziynetekum inde kulli mescid. Mescitlere giderken ziynetinizi alın diyor. Hem de elbiselerinizin güzelliğini giyin. Kirli, iş elbisesi, kokar ya da eski püskülerle değil, insan içine çıkılacak elbiselerle camiye gelmemizi Allah Celle Celaluhu beyan buyuruyor. Kadınlara ziynetlerini yabancılara göstermemeleri yine bir ayeti kerimede beyan ediyor. İşte bu ayetlerden anlaşılıyor ki ziynet mahalleri başkalarına gösterilmemesi gereken mahallerdir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi şerifi de bize bir ölçü veriyor. O da baldızı
Esma radıyallahu anh bir gün evine gelmişti. Kendisi evine gelmişti. Ablası Hazreti Ayşe'nin yanına. Üzerinde çok ince bir elbise vardı. Peygamberimiz yönünü de tarafa çevirdi. Bakmadı ona ve dedi ki, ya Esma, kadın buluğuna erdiği zaman işte buraları buraları hariç bütün vücudu namahremdir. Kapatması gerekir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam buraları derken yüzünü ve kollarını işaret buyurdular. Ayaklar buna dahil midir? Bu konuda ihtilaf var ise de tercih edilen mezhebimizin görüşü, namaz içerisinde bile ayaklar avret değildirler. Yani ayaklar açıkta olabilir. Öyleyse konumuz namaz ya, bir Müslüman kadın namaz kılar iken isterse evinde yalnız olsun, yüz el hariç bütün vücudunu örtmesi gerekir. Erkeklerin avreti, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine değişik hadis-i şeriflerinde göbekle diz kapağı, hatta Hanefiler biraz daha aşırı gitmişler, diz kapağının altı demişler, diz kapağında örtmesi gerekir diyor. Bir erkeğin de avret yeri, başkalarına göstermeyeceği yeri göbekle diz kapağı arasıdır. Gerçi Maliki mezhebinde biraz ruhsat var. Yani onlar kaba yerlerini ağır, ön ve arka ağır örtülmesi gereken avret yerler, bunun dışındakileri biraz hafif saymış ve hafif olanlara da ruhsat vermişler ise de biz kendi mezhebimizi biliyoruz. Demek ki bir kadın ya da erkek karanlık bir gecede tek başlarına bir odada namaz kılsalar bile bu söylenilen yerlerin örtülmesi gerekir. Kadınlar yüz ve eller hariç bütün vücut, erkekler en az göbekle diz kapağının arası. Bu kime karşı? Yabancılara karşı. Ama bir odada yabancı olmayabilir olsun. Peki ne mana var, ne fayda var senin başkalarına karşı örtülme diye bir soru gelse şöyle söyleriz. Bazen bol elbise olur, yakada açık olur. Mesela dedelerimiz entari giyer. Şimdi Arap kardeşlerimiz hala giyiyorlar değil mi? Adam otururken ya da ayaktayken entarinin yakası açık olsa, o da geniş olsa, buradan kendi avretini görse namazı bozulmaz. Başkası görecek. Başkasına ayarlanmıştır. Ama başkası odada olur olmaz. Dedim ya, gece karanlık bir odada tek başına buna rağmen örtülmesi lazım. Elbise bulamadım. Çıplak namaz kılar mı kılmaz mı? İhtilaflı bir konu. Kılar diyenler oturduğu yerde ayaklarını kıbleye vererek tesettürlü bir şekilde ima ile namaz kılar buyurmuşlar. Namaz esnasında örtülmesi gereken avret yerinin hangi fiili yapıyorsak, hangi rüknü yapıyorsak, o rüknün eda edecek bir miktar dörtte bir kısmından daha fazlası açık olsa namaz olur. Yani bir elbise giyiyoruz, bir ağzının üstündeki örtünün dörtte biri bir miktar açık olsa kurtarır. Ama dörtte birinden daha fazlası açık olsa bir rüknü eda edecek kadar namazı bozar. Dolayısıyla Müslümanların da buna dikkat etmesi gerekir. Evet, erkeğin avreti göbekle diz kapağı arasıdır. Diz kapağı dahil demiştik. Kadının avreti yüz, el hariç ve ayak hariç bütün vücudu. Aslında yüzler ve eller avret değildir. Ama ahlaksızlık yayılmışsa, bir kadının yüzünün gösterilmesi de fitneye sebep oluyorsa, şehvete sebep oluyorsa,
orasının örtülmesi de gerekir. Bunu da kitaplarımızda böyle yazar görüyoruz. Bu kadınların baş veya uyluk gibi bir uzvunun dörtte biri bir rükün eda edecek kadar açık kalsa namazının bozulması İmam-ı Azam ve Ebu Yusuf'a göredir. Size fazladan bir bilgi vereyim. Ebu Yusuf'a göre baş veya başka bir uzvun yarıdan fazlası için avret söz konusu. O dörtte bir diyor iki imamımız, Ebu Yusuf, yarıdan fazlası açık olmadıkça namaz geçerlidir. İlk görüşteki müştehitler dörtte birinin tamamı hükmüne geçeceğini söylüyorlar. Ebu Yusuf, yarıdan fazlası ancak tabanını gösterir diyor. Açık kalırsa namaz bozulur. Bunun bize ne faydası olur? Zorlandığımız zaman, başka çaresi olmadığı zamanlarda bu tür görüş farklılıklarını bilmek insanı rahatlatabilir. Bu konuda söyleme hususunda unuttuğumuz bir şey var mı? Ona bakıyorum. Bir uzvun dörtte birden fazlası namazda bir uzvun dörtte birinden fazlası namaz kılanın kendi fiiliyle açsa, kendisi açsa, isteyerek, bilerek bir rükün eda edecek kadar bir süre beklemeye de gerek olmaksızın namazı anında defal olsun. Demek ki demin anlatılanlar kendi istemeden öyle açılanlar. Ama bir kadın namaz kılarken başörtüsünü çıkarıp attı mesela. Bunu kendi yaptı. O zaman anında namaz bozulur. Vücudundaki bir elbise, Allah kimseyi çıplak bırakmasın, yırtılmış, dökülmüş. Bu zamanda böyle bir şey olmaz ama kitaplarımızda yazıyor. Bir bilgi olarak biz de söyleyelim. Aslında böyle hayatta pek olmayacak şeyleri söylemeye de gerek yok. Bundan sonra da söylemeyelim inşallah ama bu sökükler, bu yırtıklar toplandığı zaman hepsi birden bir az, dörtte birinden fazlasına tekabül ediyorsa, bunu karşılıyorsa, öyle oluyorsa namazı bozulur, değilse bozulmaz. Yani ayrı ayrı yerlerde ayrı ayrı yırtıklar birleştirilir.